Miyomektomi ameliyatı rahmi koruyarak miyom dediğimiz rahmin düz kas hücrelerinden çıkan iyi huylu tümörlerin rahmi koruyarak alınması ameliyatıdır miyomektomi. Esasında minimal invazif cerrahinin gelişmesiyle gerçekten bir devrim yaratıldı ve ama hastaların da kafası çok karıştı. Hastalar sürekli olarak şunu sormaktadır. Benim miyomum nasıl alınmalı? Hasta gelmektedir. Mesela çok fazla miyoma olmaktadır. Laparoskopi yapılmasını önerenler vardır. Robotik cerrahi önerenler vardır veya açık cerrahi önerenler vardır. Esasında burada en temel kural şudur. Birincisi gebelik oranları açısından ki esasında en önemli konu budur. Sonuçta biz miyomektomi ameliyatını niye yapıyoruz? Rahmi koruyalım. Rahimi korurken niye rahimi koruyoruz? Hasta gebe kalabilsin diye. Sonuç olarak bugün için işte laparoskopik cerrahide minimal invazif cerrahi tekniği içinde laparoskopik veya robotik olabilir. Ama sonuçta her ikisinin de gebelik sonuçları açık cerrahiyle aynıdır. Hatta miyom boyutları birazdan vereceğim detaylar doğrultusunda miyom boyutları arttıkça açık cerrahiye yetişmeye çalışmaktadırlar. Laparoskopik olsun, robotik olsun ikisinin birbirine bir üstünlüğü yoktur. Bunların en büyük üstünlüğü açık cerrahiye göre hastanede daha az kalış süresi, nispeten postoperatif dönemde daha az ağrı olması vesaire vesairedir. Bir de tabii ki kozmetik açıdan hastalar kimi zaman laparoskopik cerrahi veya minimal invazif cerrahi tercih etmektedirler. Ancak hangi hastaya halk deyimiyle kapalı ameliyat, hangisine açık ameliyat yapmak gerekir? Bununla ilgili iki tane önemli otör vardır. Bir tanesi Tulandi, diğeri de Nasif'tir. Nasif'in Tulandi'nin söylediği bir kere tek miyomsa 15 santimin altında olacak ve endometriyal doku ile yani rahimin kavitesi ile çok alakalı olmayacak. Nasif'in söylediği ise 10 santimden daha büyük olmayacak ve daha da önemlisi eğer 3'ten daha az olacak ve her biri en fazla eğer 3 tane miyom varsa her biri en fazla 5 santim olacak. Bunun altındaysa o zaman ve bu arada rahim içi dokuya yani endometriyal dokuya bası yapmıyorsa o zaman bunu kapalı ameliyatla yani laparoskopik veya robotik olarak yapabilirsiniz demektedirler. Laparoskopik miyomektomi esasında organ koruyucu bir cerrahi olduğu için diğer örneğin laparoskopik rahim kanseri ameliyatlarına vesaireye göre çok daha zor ve laparoskopik cerrah için çok daha challenge'a yani mücadeleye açık bir cerrahi tekniktir. Hastayla ve yakınlarıyla bunu çok net konuşmak gerekir. Açığa geçebileceği söylemek gerekir. Kanama oranının fazla olabileceği söylemek gerekir. Bütün bunları açık açık hasta ve yakınlarıyla konuştuktan sonra ameliyatı yapmak gerekir. Diğer bir oran bir takım yayınlarda gösterilmiştir ki açık cerrahiye göre laparoskopik veya robotik yapılan cerrahilerde daha sonrasında az da olsa ki zaten çok nadir bir durumdur. Rahimde bir takım yırtılmalar vesaireler olma olasılığı nispeten daha çok artmaktadır. Bu riskler hastayla tartışıldıktan sonra çünkü dediğim gibi ana hedef esasında hastanın gebe kalabilmesidir. Doğru teknik uygulandığı sürece laparoskopik de yapsanız, açık da yapsanız, yani kapalı da yapsanız, açık da yapsanız, batın içinde var olan adezyonların miktarı açısından çok ciddi bir fark yoktur. Ve zaten gebelik oranları açısından da bir fark yoktur. Önemli olan esasında temel kurala uymaktır. Cerrah ameliyatı kendisi için değil, hasta için yapmalıdır. Dolayısıyla tüm bu cerrahi riskleri hastayla tartışarak neden bunu kapalı yapmak istediğini veya niye açık yapmak istediğini dürüstçe ortaya koymalı. Ve hastayla bu şekilde konuşarak karar ortaklaşa aileyle beraber alınmalıdır.